Bediüzzaman Hazretleri de sünneti ayırıyor. Diyor ki vacip, bunu farz olarak da ifade ediyor. Nafile ve adab olarak vacip kısmı terk edilemez. Bu farz kısmı zaten Hazreti Peygamber'in uyuması açısından farzdır. Hatta sünnette bize işte farz olan şeyler de vardır. Cenab-ı Allah böyle bir yetki vermiştir ona. Helal ve haram kılma yetkisini. Sünnetin vacip kısmının terk edilemeyeceğini ve bağlayıcı olduğunu, nafile kısmında ise ibadetlerle ilgili kısım, bunun tayyiri bidattır ve bağlayıcıdır. Adab tabir edilen bir kısım var ki, bunlar siyer kitaplarında yer yer işte muakkar kaynaklarda da zikredilmiştir. Elbette bunlar bağlayıcı, hani %100 diğerleri gibi değildir. Bunlara muhalefet bidat olamaz ama uyuduğumuz zaman feyizden istifade etmiş oluyoruz. Şöyle bir şemayla gösterirsek, Hazreti Peygamber'in sünnetinin menbaı nedir? Fiilleridir, sözleridir, halleridir. Bu farz ve vacip kısmı birincisi. Nevafil, bu vacip ve farzın dışında olanlar. Bir de adat-ı hasene dediğimiz adetler. Farz ve vacipte ittibaya mecburiyet var. Terkinde azap ve ikab var. Herkes buna ittibayla mükelleftir. Nevafil kısmında müstehab olmak üzere yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap yoktur. Fiilinde ve ittibaında azim sevap vardır. Yani bu çok önemli. Bazen bu kaybedilebiliyor. Yani madem azap yok, yakmayayım gibi bir mana insan zihninde oluşabiliyor. Şeytan insana bunu ilka edebiliyor, atabiliyor. Halbuki burada hanımlarımız da var. Çarşıya çıktığımızda hani bir şeyi 5 lira ucuz alalım diye bazen 1 saat, 2 saat dolaşırız market içerisinde. Ya şu şuradan 300 lira daha ucuzmuş diye. O kadar çok gayret ederiz. Herkese de duyururuz. Bak burada biraz daha ucuz ötekinden. Yani orada karımızı düşünürüz. Ama bu uhrevi mesele, azim kar var. Yani emri istihbabıyla olsa azim kar var. Burada şeytan bunu bizim aklımıza getirmez. Halbuki kardan büyük zarar ediyoruz. Zaten insanın dünya geliş maksadı kar kazanmak, sevap kazanmaktır. Orada da böyle işte yaptırmıyor. İşte namazın sünnetidir efendim, nedir? Tesbihattır. Kalkalım gidelim, işimiz var. Evde yaparız. Kimse de evde yaptığı yok yani. Adat-ı hasene, bunları taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir, hoştur.